Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda takipçi hesabını inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Gümüşü çok iyi arkadaşlar. O yüzden kalıntılar vesaire değiştireceğiz. Yanlış olan kalıntısı var ise onları değiştireceğiz. Arkadaşın geçemediği yerler var arkadaşlar. Mücadele bölümünü yapamıyormuş şu an. 13. bölümde kalmış. Onu tamamlamaya çalışacağız. Arenada ve Clan Boss'ta takımında biraz sıkıntılar varmış. En iyi ideal bir takım oluşturmaya çalışacağız sizlerle birlikte. Şimdi videoya geçmeden önce arkadaşlar şurada 5 tane de mavi taşı var. Onu da videonun sonunda açacağız arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Öncelikle şampiyonlarına bakalım neler var. Ayaz Kral var arkadaşlar. Ayaz Kral defansif bir kahraman bildiğiniz üzere. Defans üzerinden hasar vuran bir kahraman becerilerinde gördüğünüz gibi. Defans üzerinden hasar vuruyor. Ve aynı zamanda örtü, işte güçlendirme vesaire filan da yapıyor. Hemen bakalım defansif üzerinden vuran bir kahramanı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Atak tarzı bir set takmış. Bu setler hiçbir şekilde bu kahramanda işe yaramayacak. O yüzden bunları kesinlikle değiştirmesi gerekiyor. Öncelikle eldiveni atak takmış yüzleri çok kötü. Yani bu kahramanın atakla bir işi yok arkadaşlar. Defansla ve kritik hasarla işi var. Yani defansını yüksek tutmamız gerekiyor. Ve zaten defansif bir kahraman. Göğsünü doğru takmış, istatistik olarak doğru bir göğüslük. Ayakkabısını atak takmış, bunu da değiştirmek gerekiyor. Hız takması gerekiyor. Yani bunlar düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi bu şeyleri, kalıntıları buna harcamış boş yere. Hiçbir şekilde verim almayacak bir kahraman. Yani kahramandan verim alacak ama bu kalıntıları taktığı zaman verim alamayacak. O yüzden bu kalıntılar aslında böyle daha güzel atak üzerine vuran kahramanlara tercih edebilirdi. Onu belirteyim arkadaşlar. Yine Zalim'i var arkadaşlar. Bu da çok güzel bir kahraman. Ben çok beğeniyorum şahsen. HP yanı, işte defans arttırması falan veriyor birinci skillinde. Onsara yine şey ikinci skillinde HP yanı falan veriyor arkadaşlar. Defans arttırma, müttefik koruma falan veriyor. Pasifi de HP yanı varken işte alınan hasarı %10 azaltıyor. Bu da çok kullanışlı bir kahraman. Bunun için isabete ihtiyacı var. İsabeti biraz güzel ama daha iyi yapabilir. Hızı biraz düşük. Hızını düzeltebilir. Ayakkabısını muhtemelen atak takmış. O yüzden hızı düşük kalmış. Ayakkabıyı hız yapıp onu düzeltebilir arkadaşlar. Onun dışında çok güzel bir kahraman bu da. Yine şöyle bakalım ikinci bir kahramanı Netril. Arkadaşlar bu kahraman da çok süper bir kahramandır. Onu da belirteyim. Bu kahramanın işte zehiri var birinci skillinde. İkinci skillinde sersemletme hız azaltması var. Ve tüm düşmanlara bu saldırıp ve dönüş metreye %75 azaltması da örümcekte kullanabileceğimiz çok güzel bir kahraman. HP yanı da var zaten. O yüzden kesinlikle çok güzel bir kahraman arkadaşlar. Yalnız isabeti gördüğünüz gibi çok kötü. İsabetin düzeltmesi gerekiyor. Hızı belki ideal ama isabeti kesinlikle düzeltmesi gerekiyor. Sancağına falan isabet takması gerekiyor. Kalıntıların altı istatistiklerinden isabet yakalaması gerekiyor bu kahramana. Eldivenine bakalım. Kritik oran takmış. Ben eldiveni kritik oran takma taraftarı değilim. Zaten belirtmiştim. Yani bu kahramanda zaten kritik oranla pek bir işi yok arkadaşlar. Yani bu kalıntıların düzeltmesi gerekiyor. Şehit'i var. Şehit de çok güzel bir karşı saldırı veren zaten en mükemmel efsanevi kahramanlardan bir tanesi. İkinci skillinde karşı saldırı veriyor. Aynı zamanda defans da arttırıyor. Üçüncü skillinde atak kuruyor arkadaşlar. Yalnız ikinci skillin soğumasını açması güzel olmuş. 3 turda bir yapacak bunu. Birinci skillinde defans azaltıyor arkadaşlar. Çok güzel bir kahraman. Aurosu da defans aurosu var. Tüm savaşlarda. Clan Boss'ta kullanabileceğimiz ve zindanlarda kullanabileceğimiz güzel bir auro. Kaylin 60 level yapmış. Kaf Lord'u var arkadaşlar. Bu kahraman zaten bildiğiniz üzere yeni çıktı oyunda. Yalnız pek kullanışlı değil. Ama şu birinci skill aslında bana göre güzel. Çünkü ateş şövalyesine iki kez vurup iyileşme azaltma verebilir. Onun dışında yani arenada falan kullanılabilir bir kahraman. Ama oldukça kötü bir kahraman diye söylenti var. Yani ben kullanmadım bilmiyorum ama çünkü notları çok çok kötü. Benim yani içimden geçen şöyle bir durum daha var. Şimdi bu kahramanın notunu kötü veriyorlar arkadaşlar ki işte oyun yöneticileri bunu düzeltsinler diye işte daha iyi verimli bir kahraman yapsınlar diye şeylerini notlarını biraz düşük veriyorlar. Ama dediğim gibi Ateş Şövalyesi'nde bence 3.3'ten daha yüksek bir not olması gerekiyor. Biraz adil davranmamışlar. O yüzden de dediğim gibi sadece bu kahramanın skillini düzeltmek için düzeltmeleri için notlara olabildiğince kötü veriyorlar. Evet, Cesur var arkadaşlar. Bu kahraman pek hoşuma gitmiyor. Çünkü kullanışsız bir kahraman arkadaşlar. Yani kasmaya bile gerek yok bu kahramanı. Ama yine Mahzen'de falan durabilir. İlerleyen zamanlarda bildiğiniz üzere skiller değişiyor zaten. O yüzden Mahzen'de durabilir arkadaşlar. O yüzden bu kahramanı hızlı geçiyorum. Zargala var. Zargala kasılmaya değer bir kahraman. Clown şeydi. Arenada özellikle çok güzel bir kahraman arkadaşlar. Arkadaşın arenada işte kullanabileceği kahramanlardan bir tanesi.
Sargala defans azaltma veriyor ve 3 kez vurması çok çok iyi. Bunun da kalıntılarını isabet orantılı kritik hasar kalıntılar tercih etmesi gerekiyor. Özellikle hızını yükseltmesi gerekiyor. İsabeti çok düşük. İsabetini yükseltmesi gerekiyor düşmanın defansını kırması için. Onlar falan düzeltmesi gerekiyor. Göğüslüğünü atak takmış. Tamam. Ayakkabısını falan hız takması gerekiyor. Hızlı olması için. Arkadaşlar yine bir zehirci kahramanı var arkadaşlar. Bu kahraman Kayle'dan daha güzel. Onu kesinlikle belirteyim ben size. Yani duruma göre Klambos'ta özellikle Kayle'dan daha güzel. Çünkü 4 kez saldırıyor. Her vuruş 2 tur boyunca %5 bir zehir avantajı yerleştiriyor arkadaşlar. 2,5'luk bir zehiri yok. Aynı zamanda bir vuruşta bunu kitapladığımız zaman 3 tura düşüyor. 3 vuruşta çok güzel zehirler veriyor. İsabetini yüksek tutarsa. Onun dışında yine kusurlu canavar var. Yalnız bu kahramanlar kasılmaya şu an için gerek yok. Sadece buradan şeyi kasabilir. Zargalayı kasabilir. Bu kahraman da şu an için kasmasına gerek yok. Şu an sadece Zargalayı kasabilir. Kusurlu canavarı kasabilir arkadaşlar. Kusurlu canavar örümcekte filan, arenada filan çok güzel bir kahraman. Gargorok kasılmaya değer bir kahraman. Şu an zaten canlandırma yapan başka bir kahraman yok gibi görünüyor elinde. Gargorok'u kasması gerekiyor şu an için. Tyrell kesinlikle kasılması gereken bir kahraman. Elinde başka atak kırıcı, çok güzel bir atak kırıcı yok. Geyik var ama Geyik de Tyrell arasında bir seçim yapmak gerekirse Tyrell bana göre daha güzel şeyden. Geyikten arkadaşlar. Birinci skili çünkü atak kırıyor. Kesinlikle bu kahraman kasılmaya değer bir kahraman. Bunu kasması gerekiyor. Öncelikle hatta ilk birincisi bu Tyrell'ı kasması gerekiyor arkadaşlar. Esrarlı Arbidecisi var zaten zehirci olarak. Şu an tüm zehircileri kasmayı bırakıp bunu kasabilir. Belki ilerleyen zamanlarda Donmuş Ölüm Perisini de kasabilir. Çünkü elinde karşı saldırı bir takım var. Karşı saldırıda Donmuş Ölüm Perisi daha güzel diyorlar. Ben çünkü karşı saldırı takımı kullanmadığım için bilmiyorum ama Donmuş Ölüm Perisi de kasılabilir. Paragon'u 50 level yapmış, yapmasına gerek yoktu ama dursun yine kasmasına gerek yok şu an için. Örümcek şeyde soğuk kalbi var. Soğuk kalp zaten kanalımda videosu var arkadaşlar. Detaylı bir şekilde anlattım. İzlemediyseniz eğer izleyin. Bunu kasması gerekiyor. 60 level yapması gerekiyor. Şimdi bizim soğuk kalbi kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Ateş şövalyesini geçemiyormuş arkadaş 13. bölümü. O yüzden soğuk kalbi kullanacağız. Kalıntılarını ben düzenleyeyim arkadaşlar. Şöyle bakalım kalıntılarına defans takmış. Yani çok kötü. Bu kalıntılarla zaten hiçbir şekilde soğuk kalpten verim alamazsınız. Bunu hızlı bir şekilde ben düzenleyeyim arkadaşlar. Burada videoyu durduruyorum. Çünkü kalıntılarını düzenleyip Ateş Şövalyesi'nde bu kahramanı kullanacağız arkadaşlar. Yine şöyle hızlı bir şekilde bakalım videoyu durdurmadan önce. Donmuş Ölüm Perisi var demiştik. Eczacısını kasabilir. Eczacı da çok güzel bir kahraman. Bu kahramanı neden kasmış? Füzyon için diyeceğim ama 5 level 5 yıldız yapmış. Onu anlamadım. Erol'u kasmasına gerek yok şu an için. Kağıtunu kasabilir. Şu kahraman Yosun Sakal arkadaşlar bu kahraman çok çok güzel. Bunun zaten videosunu kanalımda var. İzleyin videosu çok güzel bir kahraman. Bunu kasması gerekiyor. Şu an için kasabilir arkadaşlar. Şöyle incelemelerine bakalım. Yani olabildiğince çok düşük veriyorlar. Bu kahramana neden bu kadar çok düşük bir oran veriyorlar? Hala anlamış değilim. Yani muhtemelen bunu dediğim gibi skillerinden dolayı skillerinin düzeltilmesini istiyor oyundaki oyuncular. O yüzden düşük puan veriyorlar ki işte şeyden oyun yöneticisi bu kahramanın skillerini düzeltsin diye ve güzelleştirsin diye böyle çok düşük bir puan veriyorlar. Yani bu kahraman o kadar düşük bir puana değecek bir kahraman değil bana göre. Yani kasılabilir ben olsaydım ben elimde olsaydı kesinlikle kasıp kullanabileceğim bir kahramandı efsanevi. Yine şöyle bakıyorum. Yine iki tane daha efsanevi kahraman var. Başrahiple Hayalet Doğan. Yalnız şu an için bunları kasmaya acele etmesi gerekmiyor. Çünkü elinde kasması gereken çok daha önemli kahramanlar var. Özellikle Tyrell birinci olarak kasması gerekiyor. Esrarlı Arbidecisini kasması gerekiyor. Soğuk Kalbi kasması gerekiyor. Ondan sonra Gargorob'u kasması gerekiyor. Eczacıyı kasması gerekiyor. Bunları kasabilir. Şeyi kasması gerekiyor. Kusurlu Canavarı ve Zargalayı kasması gerekiyor. Bunları öncelikli olarak kasması gerekiyor arkadaşlar. Şu an elindeki bulunan mevcut kahramanlara göre. Şimdi biz Ateş Şövalyesi'nin 13. bölümünü geçmemiz için hatta tüm zindanların 13. bölümünü geçmemiz için Soğuk Kalbin kalıntılarını düzeltmem gerekiyor arkadaşlar. Burada videoyu durduruyorum. Bu kalıntıları düzeltip tekrar videoya başlayacağız. Evet arkadaşlar Soğuk Kalbi ben kuşandım kalıntılarını şöyle bakalım yine. Eldivenine yine kritik demeç taktım arkadaşlar.
HP göğüs taktım, ayakkabısına binen hız yaptım, güzel setler yaptım. Yalnız isabet takmadım çünkü isabet seti hiç yok elinde. Normalde bir tane isabet seti takacaktım ama isabet seti olmadığı için takamadım. Şimdi hafif bir yükseltme yapalım. Yine minimum 12. levele kadar yükseltelim. Yani bu kahraman kesinlikle elinizdeki en iyi setleri takmanız gereken kahramanlardan bir tanesi Soğuk Kalp arkadaşlar. Eğer zindanda hızlı bir şekilde geçmek istiyorsanız zindan bölümlerini Soğuk Kalp'i güzel kasmanız gerekiyor. İsabet verdi, çok iyi oldu isabet vermesi. Benim zaten şu an istediğim isabetin yüksek olması arkadaşlar. İyileşme azaltma filan vermesini istiyorum ve dönüş metreyi düşürmesini istiyorum ben Soğuk Kalp'in. O yüzden isabete ihtiyacım vardı, isabet verdi, güzel oldu. Yine yükseltiyoruz. Evet, son bir tane daha kaldı. Şöyle biraz takıldı. Bir tane şey yapalım, tek basalım. Evet, basıyoruz yine. Evet, tekrar basıyoruz. İsabetli güzel oldu arkadaşlar. Bu kalıntı 32 isabet vermesi bak gayet iyi oldu. O üçüncü isabeti de verdi. Çok çok güzel oldu. Bu kalıntı kesinlikle şeyde işimize yarayacak arkadaşlar. Soğuk kalpli olması işimize yarayacak. Şöyle yükseltelim bir iki tane daha. 3 verdi. 3 ile 5 arası. Yine tekrar bir tane daha yükseltelim isabetini. Çünkü soğuk kalbin isabete ihtiyacı var. Soğuk kalp kesinlikle isabetini yüksek tutmamız gerekiyor. İsabet vermesi çok iyi oldu. Beğendim bu kalıntıyı. Şimdi hızını biraz daha yükseltelim. Ayakkabısını hız takmıştım arkadaşlar. Soğuk kalbi ne kadar güzel kuşanırsanız dediğim gibi zindanların özellikle ateş şövalyesi ve örümceği geçmeniz çok daha kolay olacaktır. Soğuk kalbi şu an ben kuşandım doğru bir şekilde. Ve Ateş Şövalyesi'nin arkadaş 13. bölümünü geçemiyor. Sadece Soğuk Kalbi düzeltme ile şimdi Ateş Şövalyesi'ni deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım geçebileceğiz mi bu şekilde. Ateş Şövalyesi'ni bu şekilde geçebilir diye ümit ediyorum. Çünkü Soğuk Kalbi şu an güzel oldu. Kanıtları falan yerli yerince yaptım ben. Güzel oldu. Bunda da defans falan verdi. Kritik hasar falan verdi arkadaşlar. Yine fena bir kalıntı değil. Yani 4 yıldız olması biraz kötü. Onu ilerleyen zamanlarda kendisi düzeltebilir. Şu göğüs şeyde defansı da yükseltelim biraz. Evet, defansı da yükselttiğimizde bunu da bir kritik oran falan verirse çok daha iyi olacak. Kritik demeç de olabilir tabii ki. Bunları falan verirse yine isabet de verirse fena olmaz. Evet, son bir tane daha yaparsa. Dediğim gibi hiçbir tane kahramana dokunmadım. Sadece Soğuk Kalbin kalıntılarını düzelttim. Ve işte ondaki hataları falan düzelttim arkadaşlar. Bir tek tılsımıyla yüzüğüne bakacağım birazdan. Ona bakmamıştım. Onu da düzeltelim bakalım eğer bir yanlışlık varsa tılsımda kritik damage takmaya önem gösterin Soğuk Kalp'te. Evet, bu da isabet verdi. Arkadaşlar isabeti kalıntısı takmadan da şu an istediğim isabete ulaştım gibi. 132 isabet şey için ideal. 13. bölümler için ideal bir isabet. Kalıntısının şeysine bakacaktık. Tılsımın arkadaşlar zaten tek tılsım varmış. O da atak takmış. Bunu atak ve HP %50 takmış. Bu neymiş? Şöyle ekranı hafif çekeceğim arkadaşlar. Şöyle kusura bakmayın. Yani bu kalıntı daha güzel. Onu belirteyim kesinlikle. Bu kalıntı şeye göre daha güzel. Yüzük. Diğer yüzüğe göre daha güzel. Hemen şu yüzüğü takalım. Biraz da bunu yükseltelim. Şöyle bir yükselteyim arkadaşlar. Hiç takmadan görelim. Bunu bir 8 yapayım. Çünkü kalıntıyı takmadan önce en az bir 8. seviyeye kadar yükseltin ki alt istatistiklerde neye verecek ona bakın arkadaşlar. HP falan verirse kesinlikle kuşanırım. Defansa verdi. Yüzleri defans değildi ama yine fena değil. HP vermesini istiyorum şu an bir tane en azından. HP verirse kesinlikle kuşanırım. Ata verdi ama yine bakıyorum istatistikleri nasıl oldu. Yani dediğim gibi kesinlikle şeyleri bu şekilde 8. levele kadar atın arkadaşlar kuşanmadan önce. Şu an defansı yüksek oldu. HP'si biraz yüksek oldu. Şu kalıntıya bakalım. Bunda da yine defansı şeyli falan var. Bir de son kez şunu deneyeceğim 8'e kadar. Zaten 8'e kadar yükseltmeniz belli bir gümüş, fazla bir gümüşünüzü almayacak arkadaşlar. Yani toplasanız her basınızda 1000, 5 gümüş bile alsa 50 gümüşünüz falan gider gitmez bile yani. 8. şeye kadar basın. Bunda atak verdi. Ben istiyorum ki şu %50 HP'ye versin. Eğer verirse bunu kuşanırım. Vermezse diğer efsanevi kalıntı şey yüzüğü kuşanacağım arkadaşlar. Bunda da atak verdi. Şimdi ne yaptım?
Takmadan önce bu kalıntıları yükselttim ki alt istatistikleri neye verdi en azından onu görmüş oldum. Ve bu sayede en doğru şekilde kalıntımı kuşanacağım arkadaşlar. Şu an bunu kuşanmam daha mantıklı olacak. Yine ekrana çekiyorum. Kuşandım. Çünkü tekrar sök tak yapmazsınız. En azından bir 8 level atın. Sonra 8 level'dan sonra yine yükseltme yapabilirsiniz. Yine bunu da bir 12'ye yükseltelim. Şöyle 12'ye kadar yükseltelim. Bir de şu var. Aksesuarları yükseltmek biraz zor. Yani zor alıyor aksesuarları yükseltmek. O yüzden arkadaşım da biraz gümüşü gitti ama bir tek soğuk kalp için. Ama olsun bence değecek. Çünkü soğuk kalp çok güzel oldu bana göre. Eminim geçeceğiz arkadaşlar. Son bir yüzünde şeysinde bir alt istatistiklerinde HP yakalamak için uğraşıyorum. O yüzden yükselttim. Yine atak verdi. İnat etti şu an HP vermedi bize. Ama olsun sorun yok arkadaşlar. Şu an gerildim yani. Her neyse. Bunda da isabet varmış. Bunu da bir en azından 8'e atalım. Belki yine bir isabet daha çıkabilir. Alt istatistiklerinde isabet de güzel olur. Buna da isabeti de biraz daha yükseltmiş oluruz. Yine 8'e kadar dediğim gibi fazla bir gümüş istemiyor. Yine isabet verdi. Güzel oldu. Evet, çok güzel oldu arkadaşlar. Bu şey şu an soğuk kalp bayağı güzel oldu. İsabeti çok güzel oldu. Hızı ideal bir hızda 13. leveller için. Kritik demeci biraz düşük. Haliyle eldivenini yükseltmedim. Bu eldiveni daha çok yükseltirse daha çok hasar verecektir. Ama şu an için gerek duymadım. Bu eldiveni ilerleyen zamanlarda kendisi yükseltir. Bir bu şekilde gireceğiz arkadaşlar. Sonra tekrar duruma göre hareket edeceğiz. Şöyle çıkalım. Şu an gördüğünüz gibi hepsi 50 level. Bunlar 60 level olması gerekiyor kahramanların. Karşı saldırı kullanmadım. Bir bu şekilde deneyelim. Geçebileceğiz mi arkadaşlar? Takımla bakalım. Eğer geçemezsek yine takımda değişiklikler yapacağız. Bizden zaten oto olarak geçmemizi istememişti. Şu turlar geçene kadar otoyu açıyorum. Evet, otodan çıkıyorum hemen. Şimdi burada zaten yapmamız gereken öncelikle 7 kez 10 kez vurmamız gerekiyordu. Kalkanı kaldırması için. Kalkanı kaldıramazsak eğer büyük bir sıkıntı olur takımımız için. Ve bunun için kalkanı kaldırabilmemiz için de takımın hızı gayet ideal olması gerekiyor. Ama takımın hızı iyi olmadığı için arkadaşlar kalkanı kaldıramayabiliriz. Şu an ilk şeyimizi kalkanı kaldırdık ama dönüş metreye düşüremediğimiz için vuramıyoruz arkadaşlar. Yine Tyrell'la 2 kez daha vuralım. Bununla 3 kez vuracağız. Hızı yetersiz takımın. Hızını yükseltmemiz gerekiyor normalde. Yine hızını yetersiz olduğu için şu an dönüş metreye düşürmem gerekiyor ama yetişemiyorum hızım düşük olduğu için arkadaşlar. Şimdi Zargalayla 3 kez vuralım bununla bu şekilde bir de böyle deneyelim. Evet, Tyrell'la bir 2 kez daha vuralım. Bununla 3 kez daha vuralım. Evet. Şöyle kalkanını şimdi kaldırdık. Ama yine hızımız yetmeyebilir. Bir ihtimal belki Tyrell'ın hızı yetebilir arkadaşlar. Tyrell'ın hızı yeterse 3. skillinde dönüş metre azaltması var. Onu kullanacağız. Dönüş metreyi düşürürsek düşüremedik maalesef. Takımın hızı yeterli değil. Şu an için 13. bölüme geçmeye takımın hızı yeterli değil arkadaşlar. O yüzden geçemiyoruz. Hız kalıntıları, isabet kalıntılarını falan daha çok tercih etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi soğuk kalbin dönüş metre düşürmesiyle son bir kez vuralım. Dönüş metreye düşürdük. Kritik hasarı zayıf olduğu için şu an kritik hasar fazla vuramadık. O yüzden kritik hasarın da eldiveni de yükseltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu defansını azaltıyor. Bu atağını azaltıyor. Bu da dönüş metre düşürüyor. Bunu ilerleyen dakikalarda kullanacağız yine. Şöyle vuralım. Atağını kıralım arkadaşlar. Bize az hasar versin. Yine dönüş metreyi düşürüyor. %75. Bunu kullanalım mı? Şu an için kullanalım. Çünkü Tyrell'ın hızı az yetmeyebilir. İyileşme azaltma vermiştik zaten. Ama yine bir tur daha verelim iyileşme azaltma. Soğuk kalbin şeysi isabeti çok ideal oldu şu an için. Soğuk kalbin isabeti ideal olduğu için arkadaşlar dönüş metreyi de çok güzel bir şekilde boşaltıyor ve iyileşme azaltmayı da çok güzel bir şekilde veriyor. Sadece biraz hızında biraz sıkıntı var. Biraz hızı daha katabiliriz.
Onu da ayakkabısı şu an zaten düşük bir seviyedeydi. Onu da değiştirip daha güzel bir ayakkabı kuşanırsa Soğuk Kalbe, bu 16. şeye seviyeye atarsa çok çok daha iyi olacak. Soğuk Kalp'le zindan geçmesi. Evet, defansını da azaltmışık zaten. Bir kez daha yine defans azaltma yapalım. Bununla hız verelim arkadaşlar. Yani şu an dönüş metre düşürmem gerekiyor. En azından bir kez daha dönüş metre düşürmem gerekiyor. Çünkü dönüş metreyi dolduruyor. Ve dönüş metreyi düşürmem için aslında biraz daha hızlı olması gerekiyor takımın, ama maalesef şu an elimizdeki mevcut kalıntılarla en fazla bu kadar bir hız yapabildik. Şimdi bize vuracak, ama vurmadan önce bir canlar biraz dolduralım. Evet, bize vurdu. Şimdi kalkanı tekrar kaldıracağız hızlı bir şekilde. Ve kalkan kaldırdıktan sonra önemli olan tekrar dönüş metreyi düşürmemiz gerekiyor. Şu an dönüş metreyi düşürmem gerekiyor. Bakalım, daha soğuması var. Ama Soğuk Kalbin soğuması bitmişti. Muhtemelen dönüş metreyi düşüreceğiz arkadaşlar. Ve bu sayede de Ateş Şövalyesi'nin 13. bölümüne geçmiş olacağız. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar 13. bölümü çok rahat bir şekilde diyemem ama geçtik. Tabi bunlar 50 levellik kahramanlarla yaptım bunu. Gördüğünüz gibi birçoğu 50 levelde ve kasılmamış, ustalıkları yok. Sadece işte Netril'in ustalığı falan vardı. Diğerlerinin ustalığı falan da yok. Kalıntılar da zaten olabildiğince kötüydü zaten. Sadece ben burada şu üçünün, Gargorob'un, Soğuk Kalbin ve Tyrell'ın kalıntılarında biraz düzeltme yaptım. Ama yine de bu şekilde geçmiş olduk 13. bölümü. Eğer bunları kasarsa ve isabetini yükseltirse, onun yerine şehiti koyup şeyi çıkartıp, Zargalayı çıkartıp şehiti koyarsa çok daha verimli olacaktır takım. Ama isabeti yetersiz olacağını düşündüğüm için ben şeyi kullandım, Zargalayı. Ve bu sayede de geçmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bir de Büyük Kalesini istemişti, ama Büyük Kalesini biz de oto olarak istedi. O yüzden bir de Büyük Kalesini deneyelim hazır videoda. Hemen girelim Büyük Kalesine arkadaşlar, şöyle zindanlarda. Büyük Kalesine bakalım. Büyük Kalesi bildiğiniz üzere kendisine devamlı kalkan veriyor. O yüzden o kalkanı kaldıracak bir kahraman olması gerekiyor. Dezavantajı işte kaldıracak bir kahraman olması gerekiyor. Büyük Kalesinde ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle bakalım yine. Bunu çıkartalım. HP yanığı veriyor aslında. Bu kullanılabilir, ama şöyle yine ekrana çekeyim arkadaşlar. Bunu koyacağız. Bunu yine çıkarttım. Yine Gargorob'u koydum. Çünkü Gargorob birinci skillinde dezavantaj kaldırıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir deneyebiliriz aslında, ama ben Tyrell'ı kullanma yönündeyim. Çünkü atağını falan da azaltır Büyük Kalesi'nin. Bir de Tyrell'la bir deneyelim. Olmadı. Yine aynı kadromuzla deneyelim. Olmadı, yine kadro değişikliği yapıp Büyük Kalesi'nde geçmeye çalışacağız. Büyük Kalesi'ni oto olarak geçeceğiz arkadaşlar. O yüzden direkt otoya alıyorum. Evet, otoya aldık arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Yine aynı kadro. Değişiklik yapmadık. Şu an için zaten ideal elindeki kadro buydu. Tabii bunları kasarsa zindanın yani bayağı bir ilerleyecektir zindanlarda. Özellikle Soğuk Kalbi falan kasması gerekiyor arkadaşın. Soğuk Kalbi falan kasıp elinde zaten çok güzel zindan kadrosu çıkıyor arkadaşlar. Her bölüm için zindan kadrosu var. Eğer vakit kalırsa Örümcek'te de bir tur gösterebiliriz. Örümcek'te de eğer takıldıysa, Örümcek'te de takılmıştır muhtemelen. O en azından bir tur da Örümcek'te geçeriz. Gördüğünüz gibi şu an büyük şeysi, patronu, kalkanı var arkadaşlar. Bunu kaldırmam gerekiyordu, ama şu an Gargorob'un birinci skilliyle vurdu ama etki etmedi. Tekrar deneyeceğiz. Çünkü isabet düşük. Burada da Zargalayı almadım. İsabeti yükseltmedim. Bu şekilde deneyelim. Olmadı. Zargalayı alırız yine. Zargaların isabet yükseltmesi olduğu için çok daha iyi olacaktır. Gargorob'un defansı çok kötü olduğu için şey yaptı. Hızlı bir şekilde canı bitti arkadaşlar. Gargorob'a biraz daha defans, böyle biraz daha HP vermemiz gerekiyor. Hızla birlikte. O zaman daha verimli oluyor haliyle. Dönüş metreyi yine düşürdük. Çünkü elinde çok güzel dönüş metre düşürecek kahramanlar var arkadaşlar. Sadece bunlara biraz hız kasması gerekiyor. Hız kastığı zaman çok rahat bir şekilde tüm zindanlarda dönüş metre düşürecektir.
Soğuk kalbin özellikle bu zindanlarda falan kullanması çok güzel. Soğuk kalbi kesinlikle var senizde. Benim kanalımdaki videomdaki gibi o istatistikleri yakalamaya çalışın arkadaşlar. Soğuk kalp zindanda en güzel, efsanevi kahramanlardan bile güzel bir kahraman. Kesinlikle soğuk kalbiniz varsa hiçbir şekilde zindanın hiçbir bölümünden korkmayın. Gördüğünüz gibi bu şekilde de geçtik arkadaşlar 13. bölümü. Şimdi bakıyoruz şöyle. Yani uğrasak daha ilerleyiz 13. Yani uğrasam şu an 13. 15. bölüme kadar ilerleriz ama şu an için gerek yok. Vaktinizi de almak istemiyorum. Bu arada mücadeleleri tamamlamış olduk arkadaşlar. Arkadaş geçemiyordu. Zaten onun için hesabını incelemeye almıştım. Şöyle mücadeleleri tamamlamış olduk. Mücadelelerden sarı taşı aldık arkadaşın. Şöyle alalım, ona hediyemiz olsun bu sarı taş da, kendisi açar. Biz mavi taşı açacağız arkadaşlar. Bize kendisi söyledi, bana mavi taşları açabilirsin dedi. Hem de biz de ona sarı taşı hediye etmiş olalım biz mavi taşını açtığımız için. Evet arkadaşlar, bir de arena kadrosunda sıkıntı vardı arkadaşın haliyle olabilir. Çünkü kalıntılar çok kötü. Arenada hızı çok yavaş. Şöyle giriyorum mevcut savaşına. Savunmasına şöyle bakalım arkadaşlar. Savunmasında şöyle yapalım. Evet, arena kadrosunda sıkıntı vardı arkadaşın. Arena kadrosunun sıkıntı olmasının nedeni çok çok normal. Çünkü kalıntılar çok kötü kahramanların. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Yani şu an en ideal kahramanlar zaten arenada kullanmış. Yani bunun dediğim gibi kalıntılarını düzeltmesi gerekiyor arkadaşım. O yüzden arenada biraz sıkıntı çekebilir. Bir de Klan Boss demişti. Son kez bir de Klan Boss'a bakalım. Sonra mavi taşımızı açıp videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Klan Boss da acımasıza vuruyordu galiba. Öyle dediğini hatırlıyorum. 5K mi? Ne vuruyormuş galiba. 5000 falan vuruyormuş. Hemen bakalım. Kadrosu yine ideal bir kadro. Yalnız Atak Kıran yok. O yüzden yine şeyi çıkartması gerekiyor. Bunu çıkartabilir. Onun yerine bir tane Atak Kıran koyabilir. Bunun isabeti çok çok kötüydü arkadaşlar. O yüzden yani 5K bile aldığı yani güzel. Normal yani. Bunların isabeti yükseltmesi gerekiyor. Esrarla Arbedecinin vesaire isabetini yükseltmesi gerekiyor. Bu şekilde girmesi daha mantıklı olur. Bir tane en azından Tyrael atak kırar. Çok daha iyi olur. Birinci skillinde atak kırma var. Bunun isabeti şu an ben biraz düzeltmiştim. Haliyle yeterli olacak ama Esrarlı'nın isabeti çok kötüydü. Onu düzeltmesi gerekiyor. Bunların da yine isabetlerini falan hızını falan düzeltmesi gerekiyor. Bu şekilde çok çok daha verimli olacaktır arkadaşlar. Tyrael'ı her yerde kullanabilir. Tyrael'ı kesinlikle öncelikle kasması gerekiyor. Ardından soğuk kalbi kasması gerekiyor. Ve en önemlisi Gargarov'u kesinlikle kasması gerekiyor arkadaşlar. Bunlar kasılması gereken kahramanlar. Şöyle hemen bakalım. Son olarak da mavi taşını açalım arkadaşım. Videoyu bitirelim. Biz ona bir tane sarı taş hediye ettik. Gördüğünüz gibi bir tane var. Onu kendisi atsın. Biz mavi taşını açalım arkadaşlar. Hem inşallah belki güzel bir şey çıkar. Söyledim benim pek bir şansım yok dedim taşlarda ama yine de aç dedi. O yüzden açıyorum arkadaşlar. Yine iki tane yeşil taşımızı açtık. Bu taşları genellikle dikkat edin 2x etkinliklerinde açmaya çalışın. Özellikle sarı, mor ve işte mavi taşlar zaten. Bunlar 2x etkinliklerinde açarsanız çok daha iyi olur arkadaşlar. Şansınız 2'ye çıkar katlıyor bu 2x etkinlikleri. Bir tane açıyoruz mavi taş. En azından güzel bir epik verirse yine seviniriz. Vermezse de yapacak bir şey yok arkadaşlar. Son bir tane şey 3 tane taşı kaldı bunu da açtıktan sonra. Yine nadir verdi. Evet, ne oldu? Gümüşü bitti. Gümüşü bitti arkadaşın. Harcadık o yani bir dünya gümüş harcadık arkadaşlar. Hala takımı yani kadroyu toparlayamadık maalesef. Şöyle işe yaramaz kalıntılardan da gümüş satıyorum. Şöyle hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şurada yani şöyle işte ben bunu söylemiştim. Hepsini satmış sadece işe yaramaz. Bunlar da hız mı ne acaba? Merak ettim. Evet hızları bırakmış sadece. Neden satmış? Göğüslükler falan, eldiven falan yani güzel. Bunlardan her türlü şey yapabilirdik. Şunlar ne bu? Hız sat bunu. Yani kullanmaya bile gerek yok. Bunu boş yere şimdi kasacak efsanevi diye. Gerek yok yani. Bunlar lazım olabilir. Dokunulmazlık direnç diyor saat gitsin. Acımasız kalıntılar lazım olabilir. Bunlar zalim kalıntılar yaramaz. Bu yarayabilir. Bu yarayabilir. Yok et diyor. Dursun. HP sat. Bunlar sat.
Evet, şu da sat. Ne? Sat bu zehirleri zaten, bu zehirlerden hiç fayda göremezsiniz arkadaşlar. Yani bunları satabilirsiniz. 6 yıldızlı böyle efsanevi kalıntılar yine dursun ama böyle yeşil ve mavi kalıntıları kesinlikle satabilirsiniz. Onlarda sıkıntı yok. Evet, son 3 taşımız kalmıştı. Onu da hızlı şekilde açıyorum arkadaşlar. Sonra videoya son vereceğiz. Yani bir tane bile epik çıksa bari dedim. O da çıkmadı. Çıkmayacak da zaten muhtemelen. Çünkü benim taş açmada çok büyük şansım yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kesinlikle bana abi işte şu taşı aç falan demeyin. Böyle nadirleri bırakırım hesabınıza. O yüzden üzülürsünüz. O yüzden kesinlikle bana bundan sonra taş açın demeyin arkadaşlar. Kendiniz açın taşınızı. Gördüğünüz gibi şu an ben de üzüldüm. İstemsizce üzüntü oldu içerimde. Çünkü arkadaşın taşları gitti. En azından mavi 5 tane taşı vardı. Neyse, sağlık olsun. Canımız sağ olsun. Ne yapalım? Bu da böyle olsun arkadaşlar. Videomun sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Böyle takipçi hesapları almaya çalışıyorum. Bunu daha sık yapacağım haliyle. Yalnız sizden ricam, sakın bana yetişemiyorum diye, işte bana yapmıyor diye üzülmeyin ve bana kırılmayın. Elimden geldiği kadar tek tek hesaplarınızı incelemeye çalışıyorum. Bir sonraki takipçi hesabı inceleme videomda da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, iyi oyunlar diliyorum herkese.